Çok sevgili Pelin Yan Yatan ve İbrahim Gönenç'le birlikteyiz Müzik Lab'de. Hoş geldiniz. Biz hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? İyilik. Ben İzmir'den geldim işte az evvel. Evet, bir yolculuk kat etmişsiniz. Az evvel çıktım geldim koca koca. Bugün Atilla Özdemiroğlu albümünü konuşacağız. Siz Köprü şarkısını seslendirdiniz. Siz evet. De aranjisini yaptınız. Evet. Öncelikle sizden başlayayım. Nasıl bir süreçti? O ilk telefonu aldığınızda, projenin içinde olacağını öğrendiğinizde bir heyecan duydunuz mu? Tabii ki. Duymaz olur muyum? Çünkü Atilla Özdemiroğlu çok değerli bir müzisyendir ve onun müzikleriyle büyüdük biz. Çok büyük bir heyecan duydum. Arkadaşım aradı beni. Sevgili Saki Çimen arkadaşım aradı. Çok sağ olsun. Ona da selamlar. Bu projeyi benimle paylaştığı için çok teşekkür ediyorum ona. Büyük bir heyecan duydum. Hemen Işık Hızı'yla çalışmaya başladım. Ve hala da bazı rütuşlardan böyle emin değilim. Tekrar gireceğim, edeceğim falan filan kayıtları alıyoruz şu anda. Ayrıntıları tekrar toparlayacağım inşallah. Büyük bir sorumluluk çünkü. Atilla Özdemiroğlu müziğini aranje etmek gerçekten çok büyük stres ama tatlı bir stres. Bunu çok duyuyorum müzisyen arkadaşlarımdan. O mükemmelliyetçilik böyle insanda ekstra bir dürtü yaratıyor. Evet. Yani her müzisyende olan bir şey gerçi. Benim bugüne kadar tanıyıp da mükemmelliyetçi olmayan bir müzisyen görmedim. Ama gerçekten de bunu çok duydum, o hissi yarattığını. Ben dinlediğim kadarıyla çok beğendim. Ellerinize sağlık, ağzınıza çok sağlık. Çok teşekkürler. Yapım süreci nasıldı? Yapım süreci ilk önce aranje süreciyle geçti. Hı hı. İşte şu anda yaylı kayıtları var. Arkasından da Pelin Hanım'ı vokal kayıtları için stüdyoya davet edeceğiz. O ana mı denk geldi? Evet. O süpermiş, hiç haberim yoktu. Daha okumaya girmedim. Vay. Nasıl, dinlemedik mi? Dinlediniz tekrar. Evet. Ya bugün daha okumaya girmedim, tekrar gireceğiz. Tamam, okey hanım. Peki sizin için nasıldı projede olacağınızı öğrenmek? Çok heyecanlandım. Hala çok heyecanlıyım. Çünkü iki büyük isim var burada. Beni strese sokan Sezen Aksu'nun seslendirdiği evet. bir şarkı söylemek ve Atilla Özdemiroğlu'nun bestesi. Muhteşem. Yani o kadar heyecanlıyım. Yolun başında olduğum için ekstra bir heyecan var. Umarım layığını az da olsa verebilirim. Hep bu şüpheliyim. Parça muhteşem. Eser yani bestesi muhteşem. Sağ olsun, muhteşem bir aranje çıkarttı. Çok keyifle çok söylüyorum. İnşallah mahcup olmam en önemli şey o. Yani hani dinleyicilere ve sizlere karşı mahcup olmayayım, tek isteğim o. Çünkü yine diyorum hani Sezen Aksu söyleyeyim. Akabinde ben söylüyorum. Kolay değil. Hem de nasıl yani. Hani. Köprü şarkısını seslendirdiğiniz için soruyorum. Gönlünüzden kurduğunuz köprüleriniz nelerdi diye sormak istiyorum. Şöyle, şarkının aslında sözleri o kadar bazı yerleri benimle uyumlu oldu ki böyle söylerken çok hissediyorum. Çünkü hep 3 yaşında bir çocuk gibiyim ben. Hep köprüler kurdum ama kurdum zannettim. Şarkıda da o var. Hani hep kurdum zannettim. Maalesef olmadı. Hani hep kurdum zannettim. Yıkıldı. Bu şarkıyla inşallah güzel bir köprü kuracağım dinleyicilerle. Adı şans getirir inşallah. Aynen. Babamla tanışmadığınızı biliyorum. Maalesef. Maalesef. Tanışsaydınız ondan nasıl bir gün geçireceğinizi hayal... Çok isterdim. Hayal... Tamamen piyano başında geçirmek isterdim. Sadece müzikle. Hatta hiç konuşmamaya razıydım. O bana şöyle söyle desin, ben onu çıkarmaya çalışayım. Yani, tamamen müzik dolu bir gün çok isterdim. Çünkü besteleriyle büyüdük. Hala da kulaklarımızda dinliyoruz. O nesilden gelen müzikler bizi müzisyen yapabiliyor bence yani. Günümüzde çünkü artık maalesef evet. o kadar kaliteli ürün bulmak çok zor. Ne şanslıyım ki böyle büyük bir eseri söyleyeceğim. Herkese, bu projeye beni dahil eden herkese sonsuz teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Çok çok gurur verici için. Bir şey benim için. Çok teşekkür ederim. Müzik Lab'deydik bugün. Kucak dolusu sevgiler diliyoruz. Çok teşekkürler tekrardan. Biz teşekkür. Kelimelerin ötesinde o kadar güçlü bir anlam taşıyor ve ifade gücü var ki hep şunu diyorum, kelimelerin bittiği anda müzik zaten anlatır her şeyi.